Sevgili dostlar, bugün 18 Temmuz 2022 Pazartesi. Tarihte bugün ne olmuştu? 102 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Misak-ı Milli kararını almıştı. İşte bugün ben de 100 bin imza kampanyama başlıyorum. Biliyorsunuz 6 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanlığına adaylığımı açıkladım. Partisiz ve birleştirici olarak. Sonra Haziran ayında 2021'de manifesto kitabımı yayınladım. 19 Mayıs 2022'de İnsanca Yaşamak İçin Atatürk Gibi Düşün adlı seçim bildirgemi sizlerle paylaştım. Bugün de 100 bin imza kampanyama başlıyorum. Başka ülkelerde 5 bin, 10 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak mümkün. Bence antidemokratik bir kararla Türkiye'de bu 100 bin imza olarak belirlenmiş. Yani vatandaşların aslında politikayla uğraşması, Cumhurbaşkanlığına bir vatandaşın aday olmasını zorlaştırmak için yapılmış. Peki bugün şikayet etme günü mü? Hayır, katiyen değil. Biz emeğimizle, çalışmamızla, fikrimizle, erdemimizle, ahlakımızla, namusumuzla bu 100 bin imzayı toplayacağız. Peki şu anda bana Biyom'dan, Facebook'ta veya Instagram'da veya YouTube'da orada bulunan bağlantıyı tıkladığınızda karşınıza çıkacak formu doldurduğunuzda ne olacak? Ben oradan sizin bana imza vermek konusunda gönüllü olduğunuzu anlayacağım. Peki bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Yüksek Seçim Kurulu seçim tarihini açıklayıp resmi seçim sürecini başlattığında, yani seçimlerin satı mailine girdiğimizde onun vereceği karara göre bir imza toplama yöntemi belirlenecek. Örneğin diyecek ki herkes ilçe seçim kuruluna giderek imza versin diyecek. İşte o zaman ben siz gönüllülere tekrar mesaj yoluyla, e-mail yoluyla, efendim WhatsApp mesajı yoluyla, bu tip yayınlarla ulaşacağım. Diyeceğim ki, ey sevgili gönüllüler, şimdi gidin benim için imza verin. Aksi takdirde seçim takvimi açıklandıktan sonraki birkaç ay içerisinde benim 100 bin imza toplamam mümkün olmaz. O nedenle şimdiden, hani olur ya ön talep diye, ön talepleri, ön gönüllüleri topluyorum ki zamanı geldiğinde sizlere ulaşıp imza atmanız için kolayca organize olabilelim diye. Şimdi ben partisiz olduğum için bu imzaları toplamak durumundayım. Eğer bir siyasi partinin mecliste temsil edilen adayı olsaydım veya herhangi 20 milletvekili bana destek verseydi, o zaman 100 bin imza toplamama gerek kalmazdı. Ama o zaman ne olurdu? Ben partisiz olamazdım. Ben bağımsız olamazdım. Ben toplumumuzun her kesimini kucaklayacak bir cumhurbaşkanı adayı olamazdım. Bunu yapmak zor muydu? Hayır, benim için zor değildi. Bir siyasi partiye girerdim, orada çalışırdım, organize olurdum bu kadar çalıştığım süre içerisinde. Oradan aday olarak çıkabilirdim. Çok da zor olmazdı. Ama bunu yaptığımda ülkemizin ihtiyaç duyduğu cumhurbaşkanı adayı olamazdım. Çünkü belirli bir partinin adayı olurdum. Halbuki siz biliyorsunuz ki ben Türkiye'deki bütün siyasi görüşlere, bütün dini inançlara, bütün etnik kesimlere eşit mesafede yakınım. Ben toplumumuzun tümünü kucaklamaya çalışan bir cumhurbaşkanı adayıyım. Benim için sizin dindar olup olmamanız, efendime söyleyeyim Kürt olmanız, Alevi olmanız, Zaza olmanız, Türkmen olmanız, Musevi olmanız bir önem teşkil etmiyor. Benim için hepimizin Türk milletinin eşit yurttaşları olarak birlikte yaşama iradesi göstermemiz, huzur içinde, barış içerisinde yaşamamız önemli. Bunu yapabilmek için de erdemli yurttaşlar olmamız gerektiğini savunuyorum. AK Partililerle benim bir sorunum yok ama AK Partililikten geçinenlerle sorunum var. CHP'lilerle benim bir sorunum yok ama CHP'lilikten geçinenlerle sorunum var. Milliyetçilerle benim sorunum yok ama milliyetçilikten geçinenlerle sorunum var. Dindarlarla sorunum yok ama dincilikten geçinenlerle sorunum var. Benim bu ülkede
Hiç kimseyle sorunum yok. Ama Kürtçü, Alevici, dinci, Atatürkçü, şucu bucu olup cebini dolduranlarla sorunum var. O nedenle ben bütün siyasi görüşlerin, bütün dini inançların, bütün etnik kimliklerin erdemli mensuplarını bir araya getirmeye, bu memleketi Atatürk'ümüzün bizim mayamıza koyduğu namusla mayalandırmaya gayret eden bir kardeşinizim. O nedenle partisiz, tarafsız, birleştirici bir cumhurbaşkanı adayıyım. Çok şükür eğitimimle, uluslararası alanda Türkiye'deki deneyimlerimle, oldukça zengin birikimlerimle, fikirsel birikimlerim, sosyal birikimlerimle bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Sizden 100 bin imza talebim var. Bu 100 bin imzayı toplamak için de işte bu biyoma tıklayarak dolduracağınız form. Zamanı geldiği vakit size tekrar ulaşacağım. Bunları resmileştirmek için ne yapmamız gerektiğini de izah edeceğim. Amacımız Türkiye'nin erdemli, ileri ve tam demokratik, sosyal bir refah toplumu haline gelmesini sağlamak. Sırlarımız içerisinde dik bir şekilde, onurlu bir şekilde birlikte kardeşçe yaşamak. Bizi bölmeye çalışanlara, bizi kutuplaştıranlara, efendim yok Türkler, Kürtler diyenlere, yok dindarlar, sekülerler diyenlere, yok milliyetçiler, sosyalistler diyenlere kanmayacağız arkadaşlar. Biz biriz. Türkiye için derler ki Türkiye bir mozaiktir. Hayır, ben buna katılmıyorum. Mozaik eğer vurursanız parçalanır, ayrılır. Biz bir Ebru'yuz arkadaşlar. Biz iç içe geçmiş renkleriz. Biz birbirimizden ayrılamayız. O nedenle ben birleştirici cumhurbaşkanı adayıyım. Siz de eğer bu adam güvenilir bir adam, bu adam eğitimli bir adam, bu adam herkesi kucaklayacak bir adam diyorsanız benim bu demokratik hakkımı kullanmam için lütfen destek verin. Lütfen imza gönüllüsü olun. Biliyorsunuz sarı otobüsümle Türkiye'yi dolaşıyorum. Bu yolda bana destek veren insanlara sarı otobüs yolcuları diyorum. Arzu ederseniz bana mail atın. ssavas@serdarsavas.org adresinden. O mailinizi aldığım zaman sizi sarı otobüs grubumuza da dahil ederiz. Sarı otobüs grubunda her perşembe akşamı saat 21 ile 23 arasında ülkemiz için geliştirdiğimiz çözüm önerilerini, problemlerimizin üstesinden nasıl geleceğimizi konuşuyoruz. Orada dedikodu yok. Orada günlük siyaset yok. Orada o dedi, bu dedi, o onu dedi, bu buna şu çirkin lafı etti. Bunların hiçbirisi yok. Orada tertemiz, erdemli bir topluluk olarak birbirimizle kavga etmeden, sesimizi yükseltmeden, güler yüzle şöyle yaparsak daha iyi olur diyorum ben. Oradan bir arkadaşım diyor ki hocam öyle değil, şöyle daha iyi olabilir. Oradan farklı görüşte bir arkadaşımız, evet arkadaşımızın görüşüne katılıyorum ama bence işin bir de şu yönü var diyerek sürekli birbirimizi zenginleştiriyoruz. Bu grubun ne bir dini referansı var, ne bir siyasi referansı var, ne bir etnik referansı var. Türkiye'nin her tarafından, bütün renklerimizden insanlar var. Ama ortak bir özellikleri namuslu olmaları. Ortak bir özellikleri hep beraber erdemli bir toplum haline gelmemize inanmış olmaları. İşte sevgili dostlar, sizden bu temiz, bu yurtsever, bu mert, bu cesur girişim için destek vermenizi bekliyorum. Lütfen biyomdan tıklayın ve imza gönüllüsü olun. Arzu ederseniz orada sarı otobüs yolcusu olmak istiyorum diye bir form var. Onu da doldurabilirsiniz veya mail atabilirsiniz. Kucaklaşalım, birleşelim. Şu güzel ülkede insanca yaşayalım. Atatürk gibi düşünerek insanca yaşayalım. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.